Şimdi Müslüman da kusur arıyor ki vicdanını sustursun. Onu okuyor. Müslümana bakıp İslamiyet'i değerlendiren, Müslüman ayrıdır, İslamiyet ayrıdır. Müslüman insandır, kusurları vardır. Müslüman. İslamiyet ise insan değildir, kusuru yoktur. Ama Müslümana bakıp İslamiyet'i değerlendiriyor. Dolayısıyla vakıfa veya nurcuya bakıyor, nurculuğu değerlendirmek. Aynı kapıya çıkıyor. Kafir sefillere bakıp inkarcılığı da değerlendirilmemeli. Mesela inkarcılık var. Allah inkar. Bir böyle inkarcıya bakıp da inkarcılık bu kadar alçaktır deme. Çünkü onlara da Allah fırsat vermiş. Onların da bir mantığı vardır. Kafirin her vasfı kafir. Değildir yani. Onların da mesela inkar ederken iz sürdüğü, bir önerme getirdiği bazı şeyler var. Tamamen mantıksız değil. Çünkü niye? Küfre gidecek yolda var yani kainatta. Allah bütün o yolu kapatmadı ki cibir olmasın diye. Yani bütün inkar edilmemiş kainatta. Mesela adam bir şey buluyor. Görmüyoruz demiş. Bak bu bir sebep olabiliyor. İslamiyet insan olmadığı için, İslamiyet insan olmadığı için kusur yoktur. Onu yaşamaya gayret eden kusurlarıyla beraber Müslüman vardır. Bu noktadan Müslümana bakıp İslamiyet'i değerlendirilmemeli. O zaman senin anladığın İslamiyet'e daha yakın kimler var ise onlara taraftar olmak lazım. Müslümandan dolayı İslamiyet'e soğuyan kardeşim, sefi ve kafire bakalım senin İslamiyet'in daha yakın sefi olanlar mıdır? Mesela adam Müslümana bak İslamiyet'ten soğuyor. Peki sen sefi olmana sebep, o sefi olan mıdır? Yoksa sen istediğin için midir? Yani şu, İman edenler, iman edebilecekleri kadar delil bulduklarından iman ettikleri olmadığı gibi, inkar edenler, iman etmeye dair delil bulamadıklarından inkar yapmış değildir. Kusursuz Müslüman ancak Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. İsmet sıfatına sahip olduğu için, kursuzsuz Müslüman kitaplarda sıfatları anlatılmış. Hem Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, ben size Allah'ın kitabı ile sünnet-i seniyemi bırakıyorum demiş. Şahıs bırakıyorum dememiş ki. Allah Celle Celaluhu haşirdeki muamelesi ise hasenat seyyiat muvazenesi iledir. Sizin de bakışınız öyle olmalı. Mesela Allah bir sebebi var. Bir sebebi var, hemen koy cennete. Bir günahı var, koy cehenneme. Değil ki. Hasenat ve seyyiat. O zaman insan kendisine özgüvenini yıkma noktasında, yani ben iyi değilim, kötüyüm, ben ahlaksızım, ben şey, hayır kardeşim. Hani dün akşam bir derste mesela Mehmet abinin ne kadar ilgisini çekti ahirete oysa. Şu, yani kötü bir sıfatını kaldıramıyorsan, değiştiremiyorsan savaşma onu düzeltmek için. Mesela onu düzelt. Mesela diyelim ki öfkeni yani kaldıramıyorsun. Bir günah yapıyorsun. Onunla savaşınca Barla'da diyor reddedilen arzular kesbi şiddet eder. Peki ne yapacağız onu düzeltmek için? İyi bir sıfatını çapını genişletince o kötü sıfatın onun dameninde kalır. Örtülür, dışarıya çıkamaz. Çapını genişlendir. Kötü sıfat çıkamaz. Yani savaşma o sıfatında. Mesela öfkeni tutturamıyorsun. Kızdığın adama bak bakalım ne kadar iman hakikatlerine muhtaç. Bunu bir düşün. Kızdığın adama bak bakalım. Senin bildiğini biliyorum. Kızdığın adama bak bakalım. Ahirette müflis. O müflis adamın burada kızsan ne olur, kızmasan ne olur. Kendisini uyanık zannediyor, seni güya seni aldatmış.
İki paketini gasp etmiş. Şu kadar paranı almış. Ahmak yani. Hani güya uyanık. Allah Resulü'nün tabiriyle bu aldanmış değil mi nefsine? Kendi nefsine aldanmış. Ahiretini berbat etmiş. Allah Resulü ne diyor? Aldatan aldanandır. Nefsine aldanmış. Yani uyanık zannediyor. Kendisini akıllı zannediyor. Oysa zeki. Akıllı değil. Akıllı olsa bunu yapar mıydı? Akıl ne demek? Nokta istinat ve nokta istimdadı cem edip akıl ne demek? Nokta istinat ve nokta istimdadı cem edip dünyada öyle yaşamak. Ne demek? Allah'a ve ahireti esas almak. Bir daha. Allah'a ve ahireti esas alıp dünya hayatında tercihler yapmak. Bunun adı akıllı insandır. Allah ve ahireti nazara almayıp yaşayana da zeki denilir. Ya. Aslında bunun altındaki psikolojik halet şu. İslamiyet'i biliyor fakat sefaata meyli veya düşmüş. Günahları yapıyor veya yapmak istiyor fakat vicdanı nasıl müsaade etmiyor. Vicdanı susturmak için bahane arıyor. Nurculuktan veya İslamiyet'ten bahaneler uzaklaşmak için nasıl kurtulacak? Onu bunu bahane ediyor işte. Yani onun bak ben yapamıyorum ama o da öyle yapıyor. O da öyle diyor. Tamam. E o da öyle deyince benim yaptığım da mubah. Öyle zannediyor. Hani şöyle bir cümle var ya, musibet umumileştirdiği zaman hafif olur. Heh. Bunda nasıl bir alaka kurabiliriz abi? Aynı mesela musibet umumi olduğu zaman, şimdi tek başına kaldın bir musibette. Sen sırf benim başıma geldin. Yani tamam da beni niye tercih etti Allah? Bir sürü vehimler olur. Ama bir deprem gibi herkes genellendiği zaman pek üzerine almaz yani. Yani onda da olur. Ha, demek ki bana az değil bu. Peki şimdi şöyle bir tabir de var. Diyelim ki insan bana gelen elemden, yani sıkıntılardan, musibetten elem duydu mu gibi ebna-i cinsine gelen sıkıntılardan da elem duyar diyor. Bu akrabasına daha çok yani hamiyeti o kadar geniş olmadığı için insanların mesela diyelim deprem olmuş. Yani adam çok üzülüyorum diyor veya bir Müslüman işte işgal edilmiş, öldürülmüş. Hangimizin bir yemek iştahısı gitti ki? Değil böyle elemanlık. Yemek de iştahımız bile gitmemiş yani. Padişah 2. Abdülhamit mi ne? Rusların Balkanlarda 25 bin Müslümanı bir şehirde katledilmesinden saraya gelen bu haberle kalp krizinden ölüyor. İkinci Abdülhamit galiba. Bir Abdülhamit de kalp krizinde sarayda ölüyor. Bizim işte namaz yemek iştahımız bile gitmiyor ya. Gitmemiş. Ya konuşuyoruz yani. Ya biz öyle. Allah bizi affetsin yani. Allah hepimizi affetsin de. Yani öyle mesela musibet ya böyle ama o da öyle. Hani akrabası o akrabasına geldiği zaman tamam. Akrabası için sıkıntı çekiyor ya mesela kızı için, oğlu için, eşi için vesaire. Dolayısıyla ben sıkıntı çekiyorum ama onlar rahat, bir derece rahatlıktır o senin söylediğin. Ama ümmeti düşündüğün zaman işte ben yalnız değilim. Musibette böyle bir geçici şey yapıyor. Oysa herkesin ağrısı kendisine müstakil. Benim dişim ağrıyorsa başkasının dişinin ağrması benim dişimin ağrımasını azaltmıyor ki.